Merhabalar. 4. sınıf matematik küp açılımı ve birim küplerle yine birlikteyiz. Bu dersimde kazanacağımız kazanımlar arkadaşlar, açının verilen küpü oluşturacağız. İzometrik ya da karalik kağıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellerle uygun basit yapılar oluşturacağız. Küpü özelliklerine bakalım arkadaşlar. Tüm yüzeyleri karesel bölge olan prizmalara küp diyoruz arkadaşlar. Baktığımızda 6 tane yüzey var arkadaşlar. Bakıyoruz 1... 2 3 6 4 5 arka tarafta da 6 tane yüzeyi var ve bu yüzeyler de hepsi de karesel bölge. Küpün özelliklerine bakalım. 8 köşesi var arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane köşesi var. 4 tane altta, 4 tane üstte olmak üzere 8 köşesi var. 12 tane ayrıtı yani kenarı var. 4 üstte, 4 altta, 4 tane de yanlarda toplam 12 kenarı var arkadaşlar. Karşılıklı ayrıtlar yani kenarlar birbirine hep paralel. 6 yüzü var. Yüzeyleri birbirine eşit ve karesel bölge. Karşılıklı yüzleri birbirine paraleldir arkadaşlar. Bir köşede kesişen ayrıtlar birbirine diktir. Yani şuraların hepsi birbirine diktir arkadaşlar. Hemen açılımına baktığımız zaman arkadaşlar açılımında 4 tanesi yan yana iki tanesi de karşılıklı olarak açılımı olur arkadaşlar. Şunların her birine ayrıt diyoruz. Bakın şunların her birine yüz diyoruz. 6 tane yüzden oluşuyor. Arkadaşlar bu şekilde açıyoruz. Hangi geometrik cismin bütün yüzeyleri karesel bölgelerden oluşmuştur arkadaşlar? Küpün bütün yüzeyleri karesel bölgeden oluşmuştur. 2004 sorusu çözelim arkadaşlar. Verilen şekilde bir küpün açık şeklini göstermektedir. Buna göre aşağıdaki verilen sembollerden hangi ikisi bu küpün karşılıklı yüzeylerinde yer almaz diyor arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar açılım doğru mu? İki tanesi 4 tanesi yan yana iki tanesi karşılıklı olacak. Evet doğru. Arkadaşlar bunu kapattığımızda A şıkkıyla bakalım. Üçgenle yıldız kapattığımızda arkadaşlar bu üstte olacaktır. Bu altta ve karşılıklı olacaktır. A şıkkımız doğru. Bakalım arkadaşlar kapattığımızda bunlar yan yüzle yer olacaktır ve karşılıklı olacaktır. Doğru. Üçgen ve artıya bakalım. Arkadaşlar bunu kapattığımızda bu üst yüzey bu alt yüzey artıyla karşılıklı değil artının karşılıklı yüzeyi dairedir. Hangisi yer almaz? C şıkkı. Bakalım daire ile artı karşılıklı olacaktır bu doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. Yine örnekle devam edelim yandaki. Şekil bir kübün Açık şeklini göstermektedir. Buna göre aşağıdaki sembollerden hangisi bu kübün karşılıklı yüzeylerinde yer almaz diyor. Arkadaşlar bakıyoruz dört tane yan yan iki tane karşılıklı olacak doğru. Bunu kapattığımızda arkadaşlar ne olacaktır? Bu şu yan yüzeyde olacaktır. Üçgen şu yan yüzeyde. Kare şu yan yüzeyde. Daire kapalı daire şu yan yüzeyde. Açık daire de küpün üstü olacaktır arkadaşlar. O halde üçgenle kareye bakalım. Arkadaşlar üçgen ve kare kapattığımızda karşı yan, yan yüzler olacaktır. Doğru. Yıldız ve açık daireye baktığımızda arkadaşlar yıldız altta, açık daire üst yüz olacaktır. Doğru. Koyu daireyle dörtgene bakalım arkadaşlar. Bu yan yüz, yan yüz. Doğru. Arkadaşlar bu koyu daireyle Dörtgen karşılıklı olacaktır. Yıldızla hangisi karşılıklı olacaktır? Açık daire hangisi yer almaz? Cevabımız D şıkkı olacak. Aşağıdaki açılımlardan hangisi küp elde edilemez diyor arkadaşlar. Dört tanesi yan yana, iki tanesi karşılıklı elde edilir. Dört tanesi yan yana, iki tanesi karşılıklı elde edilebilir. Dört tanesi yan yana, iki tanesi karşılıklı elde edilebilir. Bakın burada beş tane yan yana olmaz. İkisi karşılıklı olacak. Hangisinden elde edilemez? D şıkkı. Birim küplere bakalım arkadaşlar. Burada kaç tane birim küp var? 4 tane. 1, 2 tane de bir de altında var. 2, 1, 2, bir daha 3, bir daha 4. Toplam 4 birim küp. Arkadaşlar buraya baktığımızda burada 1, 2, 3, 4 sayalım arkadaşlar. Burada 1, burada 2, burada 3, burada 1, burada 2, üst üste burada 1. Şimdi saydığımızda 3, 6, 10, 11 13 16 17 19 20 tane küpümüz olacak. 20 birim küpten oluşuyor. Burada sayalım arkadaşlar yine. Burada 1 1 2 bu sırada 3 tane. Burada 1 1 2 tane var. Burada 1. Saydığımızda 1 2 4 3 daha 7 8 9 11 12, 12 tane birim küpten oluşmuş arkadaşlar. Buraya bakalım arkadaşlar. Bu sırada bir tane, burada 1, 2, 3, 4 tane altında da bir tane var. Burada bir tane, bir tane, bir tane saydığımızda 1, 4 daha 5, 6, 7, 8 tane. Bu şekilde 8 tane birim küpümüz var arkadaşlar. Bu şekli sayalım. Yine arkadaşlar 1, 1, burada 3 tane var bir tane de altında. Burada 2, burada 2, burada 1 saydığımızda 1 2 3 daha 5 2 daha 7 2 daha 9 1 daha 10. Bu şeklimizde 10 tane birim küpümüz var. Bu şeklimize bakalım arkadaşlar. 1, 2 bu sırada var. 2 bu sırada var. 1 bu sırada, 1 bu sırada, 1 bu sırada. Toplayalım. 2 4 5 6 7 8 tane birim küpümüz var. Aşağıdaki çizimleri verilmiş kaç tane eşit küpten oluşmuştur diyor. 1 1 2 2 2 1 saydığımızda arkadaşlar 2 4 6 7 8 9 tane küpten oluşmuş. Devam edelim. Burada arkadaşlar kaç tane oluşmuş bakalım. 1 1 1 1 1, 1, 1. burada 3 4 tane. Burada 3 tane, burada da 2 tane var. Saydığımızda 1 2 4 de burada var arkadaşlar. 6 7 3 daha 10, 11, 12, 2 daha 14 tane birim küpten oluşmuş. Burada baktığımızda arkadaşlar 1, 2 de burada 3, 1 daha 4 tane birim küpten oluşmuş. Burayı sayalım arkadaşlar. 1, 1, 1, 1, 1, 3 de burada var. 1 burada, 2 burada, 1 burada. 1, 2, 3 daha 5, 6, 2 daha 8, 1 daha 9 tane birim küpümüz var arkadaşlar bu şekilde. Hemen sayalım. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 daha. 8 tane birim küpümüz var. Hemen sayalım arkadaşlar. 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Burada da arkadaşlar 3 tane var. Altta da 2 tane olduğu için. 1, 2, 3, 4, 4 tane de burada var. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. 11 3 daha 14 4 daha 18 tane birim küpümüz var arkadaşlar. Burayı sayalım. 1 2 tane burada var. Altında da 3 tane de burada var. 1 2 1 saydığımızda 1 2 daha 3 3 daha 6 7 9 10 tane birim küpümüz var bu şekilde arkadaşlar. Bakalım bu şekilde kaç tane var? Bir tane burada, 2 tane burada, 3 4 3 2 1 sayalım. 3 3 de burada 6 4 daha 10 13 15 ve 16 tane birim küpümüz var arkadaşlar. Toplamını sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 3 2 1 1 1 2 3 4 3 2 1 topladığımızda 1 2 daha 3 3 daha 6 10 3 daha 13 15 16 17 18 2 daha 18 20 3 daha 23 27 30 32 33 tane birim küpümüz var arkadaşlar. Hemen sayalım. 1 2 3 4 1 1 2 3 1 2 1 1 var. Sayalım. 3 6 10 11 12 14 17 18 20 21 22 tane küpümüz var arkadaşlar. Sayalım arkadaşlar. 1 2 1 2 1 2 1 2, 1, 2, 1 2 1 2 1 Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13, 15, 17 tane birim küpümüz var arkadaşlar. Sayalım. 3 tane var arkadaşlar. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 kere 9, 27 tane küpümüz var arkadaşlar. Sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. 2 2 1 1 saydığımızda arkadaşlar 2 4 de burada var. 6 9 12 15 18 20 22 23 24 tane küpümüz var arkadaşlar. Sayalım. 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2, 3, 2 daha 5 7 10 13 15 18 20 tane birim küpümüz var arkadaşlar. Yandaki şekil kaç eş küpten oluşmuştur? Sayalım arkadaşlar. 2 1 1 2 1 Saydığımızda 2 3 4 6 7 7 tane küpten oluşmuş. Aşağıdakilerden hangisi küp sayısı farklıdır? Arkadaşlar 3 1 1 toplam kaç etti? 5. Sayalım. 3, 2 de burada 5, 5, 2, 3 daha 5, 6. Burayı sayalım 2, 4, bir daha 5. Bu da 5 arkadaşlar. Bu 6 olduğu için cevabımız C şıkkı. Yandaki şekil kaç eş küpten oluşmuştur? Arkadaşlar 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 10, 15 küpten oluşmuştur. Yani cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki şekli birbirine küplerle yapmak isteyen Sinan kaç birim küp kullanmalıdır? Arkadaşlar 1 2 1 2 1 2 1 topladığımızda 1 3 4 6 7 9 10 tane. O halde cevabımız A şıkkı olacak. Yandaki şekilde boyalı küp çıkarıldığında oluşacak yeni şekil aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şu boyalı küpü çıkardığımızda hangisi olacaktır? Burada 1, 2, 1, 1, 1 olacak. 1, 2, 1, 1. Burada 1 yok. Bu olmaz. Burada olmaz. Burada bakıyoruz. 1, 1, 1, 1. Burada 2 olacak. Hangi şıkta var? D şıkkında. Bu olmaz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Yandaki şekil kaç eşit küpten oluşmuştur? 2, 2, 2, 2, 4 kere 2, 8. 8 küpten oluşmuştur arkadaşlar. Hangi şeklin küp sayısı farklıdır diyor. 3, 3 daha 6 arkadaşlar. Bu da 6. Burada 2, 4, 2, 6. 6, 2, 4, 6. Yine burada 6. Arkadaşlar baktığımızda 2, 4 bir daha 3 de burada 7 olduğu için cevabımız D şıkkı. Yandaki şekil kaç eşit küpten oluşmuştur? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 küpten oluşmuştur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Boyalı küpün üzerine eş bir küp eklendiğinde oluşan yeni şekil hangisi olacak? Arkadaşlar şuraya bir küp daha olduğu zaman ne olacaktır? Şurada 1, 2, 1, 2 şeklinde. Bakın 1, 1, 2, 2. Yani cevabımız A şıkkındaki gibi olacaktır. Yandaki şekil kaç eş küpten oluşmuştur? Arkadaşlar 2 2 2 2 2 2 sayalım 2 4 6 8 10 12 küpten oluşmuştur. Cevabımız C şıkkı. Yandaki şekil kaç eş küpten oluşmuştur? 2 1 2 2 1 1 1 2 4 6 7 9 küpten oluşmuştur. Cevabımız B şıkkı. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.